Geliyor. Kim geliyor? Kira! Bir, iki, üç, dört. Aramaya geliyorum. Başlayalım mı? Hayır. Dikkat! Kraliyet ailesi geliyor. Vay! Bir kız evlat edinmek istiyoruz. Sevdim. Hadi onu alalım. Uşak, iyi seçim yaptınız. İyi seçim. Harika. Gel bakalım Kira. Burası artık yeni evim. Yani ne istersem yapabilir miyim? Tabii ki. Vay. Zamanla alışacak. Aklından bile geçirme. Bak Kira, artık aile fotoğrafımızda olacaksın. Gel, şuna bak. Gençlik fotoğrafımız. Evet, o zamanları hatırlıyorum. Peki ya dişleriniz? Dişçiye gitmediniz mi? Ver hadi. Tamam. Ona resmi neden gösterdin? Bilmiyorum. Bu ne? Boş ver, dağınıklık işte. Uşağımızı kovma zamanı. Anladım. Siz vampirsiniz. Ne yapıyorsun? Isır. Hayır, bunu yapmayacağız. Öyle mi? Ya ısırırsınız ya da... Hayır. Tamam. Umarım bilinçli bir karar veriyorsundur. İşe yaradı. Anne baba hadi eğlenelim. Dikkatli ol. Bana anne mi dedi? Anlamadım. Hey, nerede uyuyacağım? Göstereceğim. Gel. Kira, burası senin odan. Vay, kendi yatağım var. Kocaman yatak. Tamam, daha bitmedi. Hediyeler geldi. Çabuk aç, bayılacaksın. Şam'dan mı bu? Hem de altın. Hediye seçmeyi bilmiyorsunuz. Baba, para ver. Nasıl doğru hediye alınırmış göstereyim. Sence döner mi? Bekleyelim. Önümüzde sonsuzluk var. Anne, baba, bilin bakalım ne aldım. Benim paramla. Bu da ne? Neyiniz var? Bunlar telefon. Mesela uşağı arayabilirsiniz. Daha iyi bir yol var. Deniz! Bayan Sophie, siz mi çağırdınız? Sorun yok. Git biraz dinlen. Tamam. Ben de yapabilir miyim? Tabii. Deniz! Buyurun. Yok bir şey. Kira'ya bağırmayı öğretiyorduk. Hadi git dinlen. Sen de dinlenmelisin. Yarın yeni yetenek provalarını yapacağız. İyi geceler canlarım. Vampirlerin geceleri uyumadığını bilmiyor mu? Küçük sürprizimiz olacak. Na 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 na. Na na. Sanırım yanlış yere uzandım. Belki de yarasa saymalıyım. 1, 2, 3, 35, 36, 37. 1544, 1545. İmkansız. Vampir kitabı. Vampirler geceleri uyumaz mı?
Teşekkürler Jake. Aferin Jake. Bayan Kira, lütfen bir daha yapmayın bunu. Neden? Hiçbir şey yok. Bir saatte hazır olacak. Peki ne yiyeceğiz? İmza pizzam ve nefis pankekler. İğrenç. Jack, sipariş verebilirsin. Alo, vampir teslimatı mı? Acıktık. Bekliyoruz. Vampir siparişi. Önce para. O ödeyecek. Afiyet olsun. Hadi Jack, kızma. Sen de yiyeceksin, hadi. Temizlemeliyim. Oyun oynayacağız. Ama ne oynayacağız? Konsol. Aha, hadi hadi. Yine kazandım, ezik. Neler oluyor burada? Bunu kabul edemeyiz. Kovuldun. Onun suçu yok. Ben yaptım. Çok tatlı. Tamam, kovulmadın. Zaten bu gece misafirlerimiz olacak. Adam, her şey yolunda mı? Evet efendim. İşte geldiler. Kapıyı aç. Hoş geldiniz. Vay, çok güzel. Sevgili misafirler, bugün sizi kızımız Kira ile tanıştıracağız. Vay! İşte geldi. Merhaba. Merhaba. Sizin neyiniz var? Bugünlerde kimse böyle selamlaşmaz. Rahatla biraz. Hadi biraz dans edelim o zaman. Dur. Kimse böyle dans etmiyor. Beni tekrar edin. Böyle dans edemeyiz. O zaman gizli silahımı kullanacağım. Neler oluyor? Sakın kaçmaya çalışmayın. Tamam. Gördünüz mü? İşte böyle eğlenilir. Hadi. İşte fena değilmiş. Gerçekten çok iyiyiz. Evet, gerçekten çok iyisiniz. Kira'nın fikri çok iyiymiş, değil mi? Çok keyif aldım. Yoruldum. Anne, baba, partiniz berbat. Arkadaşlarım beni daha iyisine çağırdı. Tatlım, umarım diğer partide aynı şeyi giymezsin. O zaman gidip değiştireyim. Parti. Evet. Nerede bu? Sence hangisi daha iyi? Bu mu yoksa bu mu? Beni dinliyor musun? Neden hiçbir şey yapmıyormuş gibi davranıyorsun? Sonuçta taşınmaya sen karar verdin. Şu anda şaka havasında değilim. Yakında burada olacak ve giyecek bir şey yok. Kim geliyor? Erkek arkadaşım. Erkek arkadaşın mı? Evet, Kayhan. O çok tatlı. Dünyanın en güzel çiftiyiz. Bu biraz tartışılır. Kapa çeneni. Ve kıyafetlerini değiştir. Çılgın Godzilla'ya benziyorsun. Buraya mı geliyor? Hey, merhaba. Tamam. Kenara çekil. Sonuçta bu bizim ortak aynamız. Bitti. Son rötuş kaldı. İşte ruj al. Pembeden nefret ederim. Seni ne kadar beklememiz gerekiyor? Daha akşam yemeği yapacağız. Akşam yemeği mi? Akşam yemeği. Bu akşam menüde Hell's Kitchen var. Sonunda. Tamam, ben tatlı yapacağım. Sen de salatayı yap. Ve bu arada içine domates koyma.
Ona alerjisi var. İçine domates mi koyayım? Anladım. Domates yok. Aa. Aa. Oldukça lezzetli. Her şey tadının acılığıyla ilgili. Biraz ateş ekleyelim. Bu çok havalı. Beyaz atlı prensin ejderhaya dönüşmesini izleyelim. Nasıl gidiyor? Aa, acılı, nefis. Domates yok değil mi? Sadece birazcık. Ne? Sana koyma dedim. O geldi. İnanılmazsın. Nasıl görünüyorum? Tamam, tamamen hazırız. Ben de salata olmayacak. Neden açmıyorsun? Kaçacak. Evet, tamam geliyorum. Ne dedin? Ve evet, merhaba diyorsun ve gidiyorsun. Beni anladın mı? Randevumuzun bir sirke dönüşmesini istemiyorum. Evet, ben de senin aşık olduğun pek de yakışıklı olmayan tuhaf sığ bir adama bakmak istemiyorum. Ceren'le tanışmanı istiyorum. Bu Ceren, hizmetçim. Ay yani küçük kız kardeşim. Merhaba Ceren, ben Kayhan. Ben Ceren ve seni seviyorum. Hey, neden dondun? Kayhan, onu boş ver. Kız kardeşim gece fazla uyumadı. Ayrıca tam da dışarı çıkıyordu. Öyle değil mi? Evet. Çok yazık. Birlikte akşam yemeği yiyeceğimizi zannetmiştim. Tabii ki yiyeceğiz. Kalıyorum. Sadece sen ve ben. Sadece biz. Ve sen git buradan. Hemen. Kayhan, rock sever misin? Evet, ama rap'i daha çok. Ben de. Ne? Kendin söyletin. Salatanı ye. Bu arada kendim yaptım. Biraz alabilir miyim? Hayır, henüz tuz atmadık. Alamazsın. Senin neyin var Ceren? Hiçbir şey. Sadece misafirimizin her şeyi beğenmesini istiyorum. Ve bu tuzsuz. İlk kez tuzsuz salata yerken ağlayan birini görüyorum. Kız kardeşimin ağladığını ilk kez görüyorum. Aa. Ve burası yanıyor. Aa, su. Çabuk su. Su. Aa, su. Tamam. Ceren, ne yaptın sen? Bu bir aşıklar pastasıydı. Ben ve Kayhan için. Ben ve Kayhan. Nefis. Sanırım ben gitsem iyi olur. Hayır Kayhan, gitme. Kal. Annem beni arıyor. Kedi kaçmış sanırım. Gitsem iyi olacak. Seni koridorda beklerim. Seninle daha sonra ilgileneceğiz. Böyle bir geceyi mahvetmek. Sen. Aa. Kayhan. Sen gecemi mahvettin. Kayhan. Arayacağından emin misin? Arayacağım. Yarın okulun yanındaki kafeye gidecek tabii miyiz? Tabii ki gideceğiz. Beni hala seviyor musun? Gitmek zorundayım. Rüyalarımda buluşabiliriz. Yanağında krema var. Seninle tanışmak çok güzeldi Ceren. Akşam için teşekkürler. Evet. Katılıyorum. Ceren, şimdi beni dinle. Birincisi, bütün gün bir palyaço gibi davranıyordun. İkincisi, randevuyu mahvettin ve pastayı yedin. Beni anladın mı? Evet. Bugün garip görünüyorsun. Rock senin beynini yiyor. Ben de seni seviyorum. Bye bye. Hayır, önce sen kapat. Hayır sen. Hayır sen. Tamam, hadi görüşürüz. Hey, ne yapıyorsun? Virüsten kurtulmaya çalışıyorum. Ama görünüşe göre ondan suyla kurtulamıyorsun. Yeter. Ha?
Işıkları kapat. Ha? İyi geceler. Bu gece onda kesinlikle bir sorun var. Işıklar. Ah. İyi geceler aşkım. Işıklar. Merhaba aşkım. Sonunda geldin. Kayhan, sen Mira ile çıkmıyor musun? Mira geçmişte kaldı. Benim aşkım sensin. Benimle evlenir misin? Hayır. Aa, bunu düşünmem gerek. Peki hemen mi? Kardeşim evet de. Kayhan senin kaderin. Her şeyi anlıyorum. Sen Ceren Kayhan'ı eşin olarak kabul ediyor musun? Evet, ediyorum. Gelini öpebilir miyim? Evet, buyurun. Uyandın mı uykucu? Saat kaç? Neredeyse 8. Bu kadar erken kalkıp ne yapıyorsun? Bir de elbise giymişsin. Bu Kayhan'ın en sevdiği elbise. Ayrıca okuldan önce kahvaltı yapmak için sözleştik. Aa, sanırım erkek arkadaşımı görmeye geç kalacağım. Bye bye. Erkek arkadaşım. Kimin erkek arkadaşı olduğunu göreceğiz. Evet. Bu böyle birine aşık olmak zor. Erkek arkadaşım. Bir elbise giyeceğim o zaman. Öyleyse kardeşim bakalım kime aşık olacak. Bugün güzel bir sabah ha? Evet. Okul olmasaydı bütün gün seninle olurdum. Evet. Bütün bunları istediğinden emin misin? Yani evet. Biraz daha fazlasını aldım. Bu arada elbisemi beğendin mi? Neden bir şey söylemiyorsun? Beğenmedin mi? Tabii. Sadece bir şey göremiyorum. Kayhan. Ceren. Selam Kayhan. Seni gördüm. Yardımcı olabilir miyim? Ceren. Küpe mi? Neden benimle aynı elbise giyiyorsun? Aynı değil, daha iyi. Öyle değil mi Kayhan? Sen elbiselerden nefret edersin. Ha, bu daha iyi. Elbisem hakkında ne diyordun? Dedim ki... Birlikte derse gitmemiz gerektiğini söyledi. Evet. Tamam, neden burada duruyorsunuz? Ders çoktan başladı. Affedersiniz. Ceren dolabını kırdı. Ben yapmadım. Miras, sen gidebilirsin. Ve sen Ceren, kal. Bu hiç adil değil. Her zaman ikinci sırada olacaksın. Müdüre. Şu Ceren beni sinir ediyor. Tamam, bu konuda endişelenme. Günü mahvetti. Nefes al. Şimdi gözlerini kapa. Denizin sesini duyuyorsun. Ve martılar. Duyuyorum. Burası dolu mu? Aslında dolu. Martılar, nereye gidiyorsunuz? Uçup gitmeyin. Bu çığlıkla bir ölüyü uyandırabilirsin. İn üstümden. Git buradan. Sen istiyorsun, sen git. Ceren, benim yerime otursana. Kalk şuradan. Kayhan, burada kal. Çok şirinsin. Buradayım tatlım. Dersten sonra yine birlikte oluruz. Hapşur. Üzgünüm. Alerjiler. Ay, bu iğrenç. Ceren, ne yapıyorsun? Kalemin yazıyor gibi görünmüyor, değil mi? Yazıyor. Yazmıyor. Benimkini al.
Ceren, bu hoş değil. Belki de duygularım vardır ve sen çığlık atıyorsun. Şehir dışına kaç. İşim bitti. Elbisemi kopyalayarak randevuyu mahvettin. Ama erkek arkadaşımı çalmana izin vermeyeceğim. Kızlar, kavga etmeyin. Sakince konuşalım. Of. Uy. Ona yaklaşma. Yaklaştım bile. O benim erkek arkadaşım. Bundan emin misin? Kayhan, söyle ona. Evet Kayhan tatlım, söyle ona. Ha? Ona ne dedin? Tamam, durun, ayrılın. Siz ikiniz bunu halledin artık. Seninle geleyim. O benimle ve sen arkamdan gel. Sen mi? Tamam, bir anlaşma yapalım. Kiminle olmak istediğini o seçsin. Bir randevu, bir kız, bir aşk. Anlaştık mı? Anlaştık. Kayhan! Burada ne yapıyorsun? Aa, aslında bir randevum var. Sen mi? Aslında benim de bir randevum var. Kayhan'la. Merhaba kızlar. Selam Kayhan. Benimle otur. Hayır, benimle daha iyi. Evet. Aa. Ben de hamburgeri severim. Ye hadi. Hamburgeri çok severim. Bu da neydi? Aa. Hava gerçekten çok kötü. Güneşli olması gerekiyordu. Mira yaptı. Hayır, yapmadım. Peçete? Evet, lütfen. Kuru bir peçete burada yardımcı olmaz. Buraya biraz sıvı eklemeliyiz. Bu daha da iyi. Ceren, ne yaptın sen? Bu senin suçun. Kayhan, nereye gidiyorsun? Kayhan! Burayı terk ediyorum ve seni de. Ve seni de. Siz kız kardeşler beladan başka bir şey değilsiniz. Ama... Beni asla aramayın. Asla da mesaj atmayın. Bu kadar. Elveda. Evet, her şey için teşekkürler. Ve bu benim suçum mu? Borcunuz $1000. Ne kadar? Yaptıklarınıza bakın. Ya ödersiniz ya da... Yerleri paspaslamak. Sadece toz alsam nasıl olur? Tamam, yerleri silerim. Hey, nereye gittin? Dikkat et. Orayı daha yeni sildim. Etrafta zıplayıp durma. Ben de sildim. Üzerine basma. Ne? Yüzümde bir sorun mu var? Hayır. Ne öyleyse? Düşünüyordum da. Bütün hafta boyunca çıldırdık. Bağırdık, kavga ettik. Ne yararı var? Çocuğu umursamıyorum. Kız kardeşimi kaybetmek istemiyorum. Ben de öyle. Söz veriyorum. Erkek arkadaşlarına bir daha asla aşık olmayacağım. Bu doğru. Ben de söz veriyorum. Buraya gel kardeşim. Ellerin ıslak. Senin de kalbin sevgi dolu. Bitti mi? Hı? Evet. Pekala. Şimdi eve gidebilirsiniz. Yapamam. Benim de acelem yok. Gidip ışıkları kontrol edeceğim. Seninle geleyim. Hayır, ben geleyim. Müdür emekli oldu. Ve onun yerini alacak bir tane aldılar. Öyle mi? Peki kim o? Merhaba, ben yeni müdürünüzüm. Kayhan Hoca. Baba. Bir şey mi dedin? Hayır, bir şey demedim.
O oldukça havalı. Ve şık. Tamam, notlarınız süper. Bence güzelsiniz. Bu yüzden sizin için en iyi öğretmeni seçtim. Umarım annem değildir. Umarım annem değildir. Bu Seren Hoca. Yeni öğretmeniniz. Ah, bu zor bir yıl olacak. Ben değil mi? Merhaba. Sanırım bu yıl uçup gidecek. Hah, onu sevdim. Bence iyi anlaşabiliriz. Hmm, Reyhan peki sence? Ha? Hmm. Ha? Hmm. Şşt, şşt. Buradayım. Sorun nedir? Beni tanımıyorsunuz. Ben de sizi tanımıyorum. Son sınıfta itibarımı mahvedemem. Tamam mı? Hı? Hı hı. Hı hı. Aa, neredeydin? Kalem düştü. Onu alıyordum. Aa. Tamam, ben sizi baş başa bırakayım. Hadi iyi şanslar. Teşekkürler Kayhan Bey. Aa, tamam hadi başlayalım. Dersimiz matematik. Hı hı. Herkesin hazır olduğunu görüyorum. Öyleyse başlayalım. Bugün geçen yıl öğrendiğiniz her şeyi tekrarlayacağız. Ve bana yardım edecek kişi... Yardım edecek kişi... Sen başla Reyhan. Neden ben? Merak etme. Tek yapman gereken kolay bir soruyu çözmek. Halledebilirsin. İşte oldu. Bu iyi. Bundan sonra ne yazacağız? X mi? Bu doğru. Şşt, Reyhan. 3x. Ah. 3x artı 9. Sessiz olun çocuklar. Reyhan bunu kendisi halledebilir. Hı. 3x artı... 6 mı? Pekala. Neredeyse doğru. Sana yardım edeyim. Evet, hadi. 3x artı doğru. Ve sonra... Aferin Reyhan, bu doğru. Sana bir artı veriyorum. Yerine geç. Ve şimdi size yeni bir örnek vereceğim. Düşündüğümden daha kolay çıktı. Onu her saniye daha çok seviyorum. Baksana, yiyecek bir şeyim var mı? Çünkü gerilmek beni acıktırıyor. Tabii ki var. Yiyeceksiz yaşanır mı hiç? Yiyecek bir şey. Burada neler var? Ben de biraz istiyorum. Ben de. Herkese yetecek kadar sandviç yok. Pekala, aç gözlü olma. Bana bir ısırık ver. Oh, yakında sizden yemek için para alacağım. Oh. Neler oluyor burada? Peki bunları kim başlattı? O yaptı. Hey, ben değildim. İlgilenmiyorum. Hemen müdürün odasına git. Ama Seren hocam. Hiçbir şey duymak istemiyorum. Çabuk. Yiyecekleri hemen kaldırın ve derse devam edelim. Onu hala sevdiğimden emin değilim. İşbirliği yapmak istemiyorsanız... Geçen yılki tüm müfredatı şimdi yeniden yazacağız. Tatlım, Reyhan geliyor ve karnı aç. Onu besle. Onu besle. Evet, anladım. Tamamdır. Baba, bu benim suçum değil. Ben yapmadım. Peki, beni azarlamak istiyorsan çabuk yap. Çünkü bir sonraki ders biyoloji ve geç kalamam. Sadece bir saniye tatlım. Tatlım, annen aç olduğunu söyledi. İşte en sevdiğim pizza. Pizza mı? Yaşasın. Daha hızlı ye. Çünkü biyoloji dersim var. Bunlar harika. Hepsi annenin fikriydi. Gitmem gerek. Seni seviyorum. İstediğin başka bir şey varsa bana mesaj tamam. At. Tamam. Aa, kolayı da unuttu. Bana kalır o zaman. Aa, Reyhan iyi misin? Aa. Ne kadar kötüydün? Ne, kötü mü? Aa, sadece ailemi okula çağırmakla tehdit ettiler ve... Aa.
Ah, güzel. Yani pek güzel değil ama anladın sen. Senin için çok endişelendik. Durum çok kötüleşti. Vay canına, ne oldu ki? Seren Hoca öfkelendi ve bize tüm dönem için F verdi. Harika. İyi ki kovmuş. Bir de bize sor. Bir sonraki ders biyoloji. Gitmek istemiyorum. Biyoloji mi? Ben kimya olduğunu sanıyordum. Tamam, bugün çarşamba, yani biyoloji var ve yarın da kimya. Sen kimyayı mı aldın? Yerinde olmak istemezdim. Özellikle de bugün biyoloji ödevlerimizi teslim edeceğimiz için. Neden bunlar hep benim başıma geliyor? Üzülme. Hepimizin kafasını dağıtması gerekiyor. Buldum. Bir fikrim var. Aklına ne geldi? Biyoloji öğretmenini kaçıracağız. Hayır. Kafamızı dağıtabilmek için bir parti vereceğiz. Tabii ki. Bu harika. Ama okuldan sonra eve gitmek zorundayım. Yani ben de gelemem. Ben şimdi parti yapmaktan bahsediyorum. Okuldan sonra planlarım var. Ve siz bu planların bir parçası değilsiniz. Peki parti nasıl olacak? Pekala, herkese çağıracağız ve... Bir saniye. 20 dakika kaldı. Bence parti yapmak için yeterli zaman olacak. Aa, sizinle gelebilir miyim? Sen mi? Hayır. Her neyse. Sadece bir daha size kopya vermemi istemeyin. Ha? Belki de onu da davet edeceğiz. Tamam. Kalabilirsin. Yaşasın! Vay canına Reyhan. Dolabında parti için her şey ne olduğunu bilmiyordum. Sadece bir parti değil, havalı bir parti için. Çocuklar, burada kola da var. Alın hadi. Teşekkürler. İç. Hey! Neler oluyor burada? Bu da ne? Teneffüste bir parti. Yani. Tüm bunları kim düzenledi? Müziği kim kapattı? Hay aksi. Reyhan, bunu sen mi yaptın? Evet. Sanırım gitmeliyim. Bekle. Kimse bir yere gitmiyor. Müdür bey, bu benim hatam. Hayır Reyhan. İyi bir iş çıkartıyorsun. Aferin. Aferin. Ne? Bu gri günü aydınlattığın için aferin. Bundan böyle çarşamba günleri parti günü. Sadece bundan sonra partilerinize beni de davet edin. Tamam. Ne oldu? Hadi eğlenelim. Hey! Tamam, anlamıyorum. Herkes nerede? Bir dersim var. Ders iptal oldu. Çarşamba günleri artık parti günü. Ne? Aklınızı mı kaçırdınız? Yoksa başka bir okulda mı iş bulmak istiyorsun? Hayır. Hayır, kesinlikle hayır. Biyoloji yerine bir parti harika bir fikir. Hey! Vay canına, gerçekten harika bir parti yaptık. Bu parti harika bir fikirdi. Daha da harika olan şey müdürün bunu desteklemesi. Böylece her zaman takılabiliriz. Bir de bana sorun. Daha önce hiçbir müdürle parti yapmamıştım. Biyoloji dersinden kurtulduk. Ve o inek kız nasıl da dans ediyor. Evet. Pekala kızlar, yarın görüşürüz. Eve gitmek istemiyorum. Bir fikrim var. Neden Reyhan'ın evinde bir parti vermiyoruz? Planlarınız olduğunu sanıyordum. Yani böyle bir partiden sonra ne gibi planlar olabilir? Farklı planlar. Ne? Sen sordun, ben de cevap verdim. Tamam, unut gitsin. Peki partiye gidelim mi? Evet. Durun kızlar. Neden dışarıda oturmuyoruz? Dışarıda çok güzel bir hava var. Dışarıda oturmak mı? Büyük anne ve onun arkadaşları dışarıda oturuyor. Hadi Reyhan, evin dağınıksa bu bizim için önemli değil. Hadi. Önemli olan her şey yolundaymış gibi davranmak. Resimler. Vay canına. Eviniz çok güzel. Evet.
Vay canına, bu çok güzel. Harika. Hayır, bu sadece sıradan bir ev. Aa, hadi ama biz buraya evi görmeye gelmedik. Hı hı. Hadi odana gidelim. Yüz maskeleri yapıp dans edelim. Harika bir fikir. Reyhan. 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 Bunu görmemeliler. Aa, neyin var senin? Her şey yolunda. Sadece maskeleri kullanmadan önce ellerimizi yıkamamız gerekiyor. Evet. Kirli eller sivilce yapar. Bu doğru. Tamam. Banyonuz nerede? Şurada. Hızlı hareket etmeliyim. Fazla zaman yok. Ne tür bir sabun almalıyız? Fark etmez. Hangi havlu? Beyaz. Teşekkürler. Tamam, gidebiliriz. Senin ellerini yıkamayacak mısın? Üst katta yıkayacağım. İki banyonuz mu var? Evet. Harika. Pekala. Neden tüm aile resimlerinizi boyadınız? Bu tüm resimleri boyamamız bir aile geleneği. Ne kadar güzel. Ne kadar modern ebeveynlerim var. Ben de bundan istiyorum. Sonsuza dek burada mı kalacağız? Yoksa gidip eğlenecek miyiz? Hadi gidelim. Gerçekten çok güzel bir eviniz var. Evet, ebeveynlerine bakmak çok ilginç. Evet, yani ortalama ebeveynlerim var. Bu çok güzel bir oda. Evet, rahatınıza bakın. Keşke böyle bir odam olsaydı. Pekala. Evet kızlar. Hadi maskelerimizi alalım ve güzelleşelim. Evet. Cildinizi gençleştirmeye ve tüm kusurlardan arındırmaya hazır mısınız? Her zaman hazırız. Size duyamıyorum. Hazır mısınız? Evet. O zaman gidelim. Güzelleşti mi gerçekten hissedebiliyorum. Bütün toksinler yüzümü terk ediyor. Hey, toksinlerini kendine sakla. Onların bize bulaşmasını istemiyorum. Kızlar dans edelim mi? Tek kelime daha etme. Hadi dans edelim. Yani aylan takılmamızı umursamayacak mı? Umursamazlar. Zaten geç gelirler. Olamaz. Bu anne mi? Reyhan, neden dans etmiyorsun? Bir şey duyduğumu sandım. Tatlım, biz geldik. Hey, gitmeniz gerekiyor gibi görünüyor. Yani pencereden mi gitmemiz gerekiyor? Evet, bu şekilde daha eğlenceli. Muhtemelen gideceğiz. Ama kapıdan gitsek iyi olur. Evet. Umarım yanlış duymuşumdur. Reyhan, neredesin? Halüsinasyon görmüyormuşum. Seren hocam. Merhaba. Merhaba kızlar. Burada ne yapıyorsunuz? Seren hoca mı geldi? Sadece Seren Hoca benim özel öğretmenim. Evet. Derse hazır mısın bakalım? Evet. Kızlar gitme zamanı. Seren Hoca'ya görüşürüz deyin. Görüşürüz. Bye bye. Yarın görüşürüz. Bye bye. Ucuz kurtulduk. Bu neden bu kadar önemli? Bırak herkes bilsin. Anne, anlamıyor musun? Ebeveynlerin okulda çalışıyorsa bu bir felakettir. Herkes güler. Tamam, üzülme. Tatlım, listedeki her şeyi aldım. Baba, geç kalman iyi oldu. Seni seviyorum. Onun nesi var? Onu boş ver. Sadece bizi gördüğüne sevinci. Ben de seni seviyorum canım benim.
İşte sen torbaları boşalt, biz de üzerlerimizi değiştireceğiz. Hadi gidelim. Sevgilim. Reyhan. Bunu nasıl açıklayacaksın? Eyvah. Okul nasıl gidiyor? Henüz senin ailen olduğumuzu öğrenen oldu mu? Hayır, henüz değil. Sor ona. Neden ben? Neden sen sormuyorsun? Aslında her şeyi duyabiliyorum. Bana ne sormak istiyorsunuz? Ah, neden? Baban sana Bala hakkında soru sormak istedi. Oraya gideceğim ve bence bu bilgi sizin için yeterli. Bir şeyler yap. Reyhan, otur lütfen. Sadece annen ve ben kiminle gideceğin konusunda endişeliyiz. Ne fark eder? Size gideceğimi söyledim. Kiminle gideceğim sizi ilgilendirir mi? Şimdi gidebilir miyim? Pekala. Biz de böyle düşünmüştük ve sana söyledim. Yapma, yapma. Tamam, biraz daha anlatın. Neyi yapma? Annen düşünüyordu da. Biz düşünüyorduk da. Ne düşünüyordunuz? Balo'ya gidecek kimsen yoktu. Bu yüzden sana bir kavalye bulmaya karar verdik. Öyle mi? Peki o kim? Ozan. O çirkin inek mi? Hayır. İşte geldi. Baba. Hadi hadi hadi. Selam Reyhan. Ben... Anne, baba. Okuldaki hiç kimsenin senin ailem olduğunuzu bilmeyeceği konusunda anlaştık. Ozan kimseye bir şey söylemeyecek tatlım. Aksi takdirde B'si A'ya dönüşmek yerine B olarak kalacak. Tamam. Hiçbir şey duymak istemiyorum. Onunla hiçbir yere gitmiyorum. Başka seçeneğin var mı? Evet var. Belen diye söylüyorum. Peki kim o? İşte bu. Tarık mı? O kötü bir öğrenci. Yeter. Hiçbir şey duymak istemiyorum. Teşekkürler. Bunu gördün mü? Pekala. Bu iş böyle olmayacak. Biliyor musun? Sen Ozan'ı hallet, ben de Tarık'ı halledeceğim. Evet. Neden evet evet deyip duruyorsun? Söyleyecek tek şeyin bu mu? Sen Ozan'la ilgileneceksin, ben de Tarık'la ilgileneceğim. Anladın mı? Anladım. İyi geceler. Burada ellerimi nerede yıkayabilirim? Yoksa henüz burada yaşamıyor muyum? Ofiste konuşabilecekken neden saklanıyoruz? Neden bunu bana en başında söylemedin? Ama ben... Saklan. Her şeyi aldın mı? Çiçekleri aldım. Çikolatayı unuttum. Her şeyi kendim yapmak zorunda mıyım? Bu iğrenç. Tamam, çiçeklerle gideceğiz. Belki de önce gitmeme izin vermelisin. Anladın? Evet. Sen Ozan'a git. Ben de Tarık'a gideceğim. Selam Tarık. Merhaba Selen hocam. Eğer sınavla ilgiliyse her şeyi öğrendim ve tekrar almaya hazırım. Hayır, hayır, hiç de değil. Evet. Demek istediğim bu değildi. Sana bir şey sorabilir miyim? Peki, tabii. Evet, 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 evet. Harika. Dinle. Merve'nin kitapları sınıfa taşımasına yardım edebilir misin? Merve ile takılmak istemiyorum. Ve ona yardım etmek de istemiyorum. Dersimden iyi bir not istiyor musun?
Evet. Hı hı. Yani bağlantıyı anlıyor musun? Neden sınıfı temizleyip sınava bir daha girmiyorum? Hayır, yardım etmelisin. Selam, yardımcı olabilir miyim? Teşekkürler. Sen gerçek bir kahramansın. Umarım kimse beni görmez. Ah siz çocuklar. Yardımseverlik panosu için fotoğrafını çekmeme izin ver ha? Hayır. Ben bunu istememiştim de. Tarih. İyi bir not. Tamam. Hadi. Tarık, kitapları alçalt. Tamam. Ah. Beklediğimden de daha iyi oldu. Ah. Sanırım bana aşık. Seren hocam, bana yardım eder misiniz? Hayır, hayır. Ah, üzgünüm. Yapacak önemli işlerim var. İşte çiçekler. Her şeyi anladın mı? Evet, ona iltifat et ve ona yardım etmeyi teklif et. Ve çiçekleri unutma. Hallettin mi? Tamam. Aynen senin söylediğin gibi yaptım. Sen ne yaptın? Beklediğimden daha iyi durumdayım. Bak. Ay, bu berbat. Şimdi Reyhan kesinlikle Ozan'ı seçecek. Ah, işte burada. Günaydın Reyhan. Evet. Sana bazı haberlerimiz var. Hay aksi. İşte. Ama kendini kötü hissetme. Sana yeni bir erkek arkadaş bulacağız. Selam Reyhan. Sen bugün çok güzelsin de. Yani her zamanki gibi güzelsin. Bu senin için. Her neyse. Baloya benimle gelir misin? Hayır Ozan. Birlikte gideceğim biri var. Tamam. O zaman seni alacağım. Oraya yakın bir otobüs durağın var da. Nereye gidiyorsun? Ofis bu tarafta. Sınıfa git. Ah. Daha sert önlemler almamız gerekecek. Neden Tarık'la gitmesine izin vermiyoruz? Hayır. Kızımızın hayatını mahvetmesini mi istiyorsun? Hayır. Tabii ki hayır. Ama bu sadece bir çocuk. Ah, her şey erkeklerle başlar. Tamam, bir planım var. Ah. Derse başlayalım mı? Tarık, tahtaya gel. Neden ben? Öyle. Tamam. Tarık. Lütfen bana trigonometrenin temel fonksiyonlarını söyle. Yani bunu tam öğrenmedik herhalde ama. Otur. Ya da belki bize tüm Asya ülkelerinin başkentlerini söyleyebilirsin. Yani matematik dersindeyiz. Bir F daha. Devam edelim mi? Neden gidip oturuyorum? Otur. Evet. F. Keşke sessiz kalsaydım. Derste konuşuyor musun? F. Ozan, tahtaya gel. Ozan. 2 artı 2 kaç eder? 4. Bu doğru. Aferin. Peki Amerika Birleşik Devletleri'nin başkenti nedir Ozan? Washington. Bu doğru. Çok iyisin. Artı. Hey, bu hiç adil değil. Dürüstlüğümü mü sorguluyorsun? Bir F daha mı istiyorsun? Ben... Hayır. Aferin. Ve sen Ozan, yerine geçebilirsin. Sana cesaret, öğrenme hevesi, hırs ve terbiye için bir A daha vereceğim. Ve şimdi gitmekte özgürsünüz. Ve sen Reyhan, kal. Reyhan, umarım baloya kiminle gitmek istediğini biliyorsundur. F öğrencisi mi? Yoksa A öğrencisi mi? Kiminle gitmek istediğimi ben seçeceğim.
Tatlım, bu imkansız. Beni dinlemiyor. Bu çocuğu okuldan atmalıyız. Biz mi? Evet, haklısın. Biz değil. Onu atması gereken kişi sensin. Ama sevgilim. Aması yok. Bu senin. Tarık'ı çağır. Hemen. Otur lütfen. Seni okuldan uzaklaştırıyoruz. Ama neden? Bütün öğretmenler senden şikayetçi. Aması falan yok. Bunu yapamayız. Ama kızımın hayatı daha önemli. Ama hocam, tamam. Zamanımı boş harcama. Bir sürü işim var şu anda. Ama hadi ben... Hadi hadi hadi. Oh. Selam. Neden okuldan sonra kafeteryaya gitmiyoruz? Oradayken balo kıyafetlerimizi konuşabiliriz. Bir sorun mu var? Okuldan uzaklaştırıldım. Nedenini de bilmiyorum. Ve önemli değil. Ne? Tamam, bıktım artık. Onu uzaklaştırdım. Harika. Şunu keser misiniz artık? Anne babamsınız diye bana karışamazsınız. Bunlar senin ailen mi? Müdürün kızıyla çıkamam ben. Ama... Tamam, işte benim yeni kız arkadaşım. Biz ayrıldık. Hepsi sizin yüzünüzden. Çok endişe verici. 3 gündür odasından çıkmadı. Ve balo da bu akşam. Evet, biraz aşırıya kaçtık. Bu onun ilişkisi. Kiminle birlikte olmak istediğine kendisi karar verebilir. Öncelikle biz bir şey yapmadık. Sen yaptın. Ve her neyse, bu ilişki ona göre değildi. Yani ben... Sessiz ol. Reyhan, içeri girebilir miyim? Hayır, git. Seni görmek istemiyorum. Bunu yapamazsın. Ben deneyeceğim. Reyhan, ben baban. Lütfen anneni ve beni affet. Bunun için çok üzgünüz. Ama şu an senin için çok endişeleniyoruz. Siz de beni affedin. Benim ailem olduğunuz gerçeğini saklamamalıydı. Gel buraya. Hadi hadi odaya gidelim. Burada durup ne yapacağız? Ha? Tatlım, babam ve ben söz veriyoruz, artık senin hayatına karışmayacağız. Ama anneni biliyorsun. Aa, sen... Tamam. Siz en iyisiniz. Ve sen de harikasın. 3 saat içerisinde palo başlıyor. Ve hala hazır değilsin. Sanırım gitmeyeceğim. Ne demek gitmeyeceksin? Hayır, gitmek zorundasın. Yoksa balo kraliçesi kim olacak? Tamam. Bu daha iyi. Tamam bakalım. Seni rahatsız etmeyeceğim. Hadi gidiyorum. 3 saat içinde yetişebilir miyiz? Hadi ama, 3 saat dünya kadar zaman. Hadi hızlı ol ve hazırlan. Ah, küçük hanım. Sizi kendim tanıtabilir miyim? Peki baba. Nasıl görünüyorum? Vay canına. Muhteşem. Bu kim? Birini mi bekliyorsun? Hayır. Selam anne. Selam baba. Merhaba Reyhan. Selam. Balo hakkındaki fikrini değiştirdin mi? Gideceğim. Seninle geleceğim. Şey olabileceğini bilmiyordum. Çok yakışıklı. Bunu biliyor muydun? Hayır. Sen? Hayır. Vay canına. Baloda görüşmek üzere. Hadi, bunu gördün mü? Vay canına. Balo, bizim hemen gidip hazırlanmamız gerekiyor. Ben hazırım. Ben değilim. Tamam, bu... Yeni görünüşüm hakkında ne düşünüyorsun? Sadece kendin olmalısın.
Tamam. Aa, bakın kim geliyor. Artık nasıl bu kadar iyi notlar aldığını anlıyorum. Evet, evet, evet. Peki her şeyi babana yetiştiriyor muydun? Ben bir şey yapmadım. Neredeyse beni okuldan attırıyordun. Değil mi? Reyhan, onları boş ver. Ay, öğretmenim ve müdürüm kızı. Tamam, yeter. Bıktım artık. Bir, iki. Herkes burayı dinlesin. Yorumlarınızın hiçbirini umursamıyorum. Ama ailem hakkında kötü konuşmanıza asla izin vermeyeceğim. Anladınız mı? Ve notlarım adil. Ailem ve annem ve babam çok iyi insanlar. Onları çok seviyorum. Onların ailem olduğunu gizlemek zorunda kaldığım için utanıyorum. Çünkü onlarla gurur duyuyorum. Tamam Reyhan. Sen haklıydın. Üzgünüz. Evet, sen harikasın. Neden böyle davrandık bilmiyorum. Gel buraya. Aa. Reyhan sen benim kız arkadaşım olur musun? Üzgünüm Tarık ama zaten bir erkek arkadaşım var. Başka biri mi var? Seni kastettim. Ben mi? Sakıncası var mı? Hayır. Bugün hayatımın en güzel günü. Yani matematik sınavından sonra. Burası biraz sıkıcı. Kaçıp gidelim mi? Peki ya balo? Hadi ama inek. Eğlenceli olacak. Hmm.